Kuyum Haber'den herkese merhaba. Mücevher dünyası için Las Vegas'ta yapılan GCK fuarı çok önemli. Tabii tüm dünyanın gözü oraya çevriliyor. Türkiye'de bu fuara çok önem veriyor. Özellikle ihracat alanında pek çok firmamız orada yer alıyor ve Amerika pazarına açılmak için bunu bir fırsat olarak görüyor. Tabii bu yıl farklı bir heyecan daha olacak. Çünkü Türkiye'den iki önemli isim orada ödül alacaklar. İşte gördüğünüz bu ürünle birlikte yarışmaya katıldılar ve dünyaca ünlü influencerların oylarıyla birlikte ürünleri renkli mücevherler dalında birinci oldu. İşte görebiliyorsunuz elimdeki bu sanat eseriyle birlikte birincilik ödülünü almaya gidecekler. İki değerli isim yayın konuğumuz olacak. Musab Yılmaz ve Mustafa Gökçe. Şimdi hemen mikrofonu onlara uzatmak istiyorum. Öncelikle yarışma sürecini sizden öğrenmek istiyorum. Nasıl katıldınız? Hangi ürünle katıldınız ve nasıl karar verdiniz katılmaya? Öncelikle yani her sene düzenlenen bir fuar bu, GCK fuarı ve Türkiye için çok önemli bir fuar. Buna tüm sektör olarak herkes biliyor. Biz geçen sene ilk defa fuara katıldık. Bravo, enerjik kadına bravo, çalışana başarana bravo. Gökyüzü gibi özgür olan kadına bravo, bravo. Şık olan, aşık olan kadına bravo, bravo. Roberto Bravo'dan genç bir koleksiyon, Chiki. Fuara katıldığımızda yaptığımız ürünlere olan ilgi gerçekten çok hoşumuza gitti. Çünkü yaptığımız ürünlerde çok büyük bir işçilik var, çok büyük bir el emeği var. Ürünü yaptık ve biz ürünlerimizin gerçekten çok değerli olduğunu düşünüyoruz. Ardından orada şuna karar verdik, ürünlerimizi yarışmalara katarak hem Türkiye'yi hem de kendimizi daha iyi bir şekilde temsil etmemiz gerektiğini düşündük. Oradayken hangi yarışmaların olduğunu araştırdık öncelikle. GCK firmasının kendi düzenlediği yarışma dünya çapında en prestijli yarışmalardan bir tanesi kabul ediliyor. Bu yarışmaya katılmaya karar verdik. Ürünümüzü yaptık. Çok güzel bir ürün. İsmi Desire. Yunan mitolojisini anlatan bir koleksiyonun parçası. Bu parçayı yaptıktan sonra Colored Stones, yani renkli mücevherler dalında yarışmaya başvurumuzu yaptık. Yaklaşık olarak bir 6-7 ay önce başvuruyu yaptık ve 2 ay önce yarışmanın sonucu açıklandı ve dünya ünlü influencerların seçimiyle sizin ürününüz birinci seçildi dendi. Bu bizi çok mutlu etti açıkçası. Çok gururlandık. Hem kendimiz için hem ülkemiz için çok büyük bir gurur yaşadık. Önümüzdeki hafta inşallah Las Vegas'a gideceğiz. 10-13 Haziran arasında oradaki fuarda hem standımız olacak. Ülkemizi temsil edeceğiz. Orada yarışmadan kazandığımız ödülümüzü alacağız. Bundan sonraki yarışmalara yine katılmaya devam edeceğiz ve yaptığımız işi daha iyi bir şekilde ileri taşıyacağız. Hı hı. Tabii hemen Mustafa Bey'e de sormak istiyorum. Kendisi birinci olan ürünü hem tasarlayan hem üreten, atölye kısmında çalışan isim. Evet. Sizden de tabii ürününüzle ilgili, birinci olan ürünle ilgili biraz bilgi rica edeceğim. Tabii. Hangi taşları kullandınız, nasıl bir çalışma yürüttünüz, tasarımını yaparken nelere dikkat ettiniz, onunla ilgili bilgi rica edeceğim. Tasarımını yaparken hep farklı materyaller kullandık. Taşları elmas, brown, renkli taşı tanzanit, altını da 24 ayar kullandık. Gümüşle harmanlayıp güzel bir ürün çıkardığımızı düşünüyoruz. Siz o heykelleri de mi siz kendiniz mi yaptınız? Heykelleri kendim yapıyorum. Bunları elde oyuyoruz. İlk öncesinde her ürünü bir kara kalem çalışması yapıyoruz, tasarımını yapıyoruz. Tasarımını yaptıktan sonra nasıl üretebilirize geçiyoruz. Yani bir ürünün aşağı yukarı çıkması yaklaşık 1-1,5 ayı falan buluyor. Heykelleri siz kendiniz mi çizdiniz? Tabii, heykelleri kendimiz. Yani bütün çizim size. Her şey bize ait, evet. Yani herhangi bir makine kullanılmıyor. Yani her şeyi elde yapıyoruz. Kara kalem çizdiniz. Kara kalem tasarımını yapıp, tasarımını yaptıktan sonra ürünü üretiyoruz yani, öyle söyleyeyim. Sonra malzemeyi de siz kendiniz mi seçiyorsunuz? Hangi taş malzemeleri, taşları tabii. Yani en başında tasarımını yaparken elimizdeki taşları değil de dışarıdan her ürüne özel taş seçiyoruz, öyle söyleyeyim. Hı hı.
Özellikle tabii söylediğiniz gibi ürün artık bir takıdan ziyade sanat eserine dönüşmüş durumda herhalde. Yani bizim hedefimiz aslında mücevherden daha çok insanların üzerinde taşıyabileceği bir sanat eseri ortaya koymak. Yani insanlar bunu alırken sadece normal bir takı gibi takmalarını istemiyoruz. Bir sanat eseri taşıyormuş gibi taşımalarını istiyoruz. Ki ürünlerin sadece ürün olarak değil, insanlara hikayeleriyle beraber sunuyoruz. Hikayesini de dinleyeyim mi sizden? Tabii ki gümüş bir kasadan oluşuyor. Üçüncü sayfada koleksiyonun hikayesini anlatıyor. Yani bu koleksiyon parçamız 13 parçadan oluşuyor. O ana koleksiyonun hikayesini anlatıyor. En arkada da şirketimiz hakkında, bizim hakkımızda ufak bir bilgilendirme kağıdı var. Ben müsaade ederseniz ürünün şeyini okuyayım, hikayesini. Bu ürünümüzün ismi Desire. Kenarlarındaki heykeller Eros'u simgeliyor zaten. Buradaki heykellere dikkatli baktığınız zaman büyük bir işçilikle çok küçük bir halde Eros'un imgelendiğini görebilirsiniz. Hikayesi şu şekilde. Eros evrenin ilkel boşluğu olan Kaos'un oğluydu. Sonrasında Zeus tarafından aşk ve güzellik tanrıçası Afrodit'e verildi. Eros sadece tutku değil, aynı zamanda doğurganlık tanrısı olmasının yanında güzel kanatlı bir genç olarak tasvir edildi. Helenistik dönemde ise savunmasız bir bebek olana kadar daha genç ve hep daha genç olma eğilimi gösterdi. Çarpıcı heykelciklerin oluşturduğu kuka çekirdeği oldukça sert ve dayanıklı yapısı sayesinde kullanıldığı alanda uzun yıllar mükemmelliğini sürdürür. Günlük fiillerden ziyade yüksek, mecazi bir dil içeren tasarım tutkunun gerçek derinliğini pekiştiriyor. Kendiniz olun, savunmasız olun, en tutkulu hikayeler sizi savunmasızlığa açık bırakanlardır. Yani burada hem Eros'un Yunan mitolojisindeki yerine değiniyor, hem de nasıl mücevherle birleştiğini ve bu mücevheri vücudunuza taşırken Eros'u nasıl imgeleyeceğinizi anlatmaya çalışıyor. Hı hı. Yüzüğü öncesinde kasasını, tasarımını yaptıktan sonra kasasını meydana getiriyoruz. Sonrasında üzerine mikro heykeller yapıyoruz. Bu mikro heykelleri tabii uzun sürüyor yapmamız, yani uzun bir zaman alıyor. Her biri aşağı yukarı bir hafta gibi bir heykelin zamanımızı alıyor. Yani bir iğneyle kuyu kazmak gibi bir şey. İnce uçlarla kazıyarak komple elde işliyoruz. O heykeller çünkü çok küçük. Evet. Yani normal yapılabilecek şekilde değil. Bayağı bir çok ince işçilik diyebiliriz. Evet, dikkatli yani. Bakılmadığı zaman hatta göremiyor insanlar. Yani hani dikkatli bakması gerekiyor. Ama heykelleri çalışırken elimizden geldiği kadar oraya yapmış olduğumuz heykelin tam yüz hatlarını ya da burada ne anlatmak istiyorsak onu yapmaya özen gösteriyoruz. Bu da bizim epey bir vaktimizi alıyor. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Elinize sağlık. Bu açıdan rica gayet güzel olmuş. Musab Bey, son olarak şeyi de sorayım. Las Vegas'a gidiyorsunuz. Evet. Bu yıl da yine orada olacaksınız. Evet. Yine yeni bir yarışmaya daha katılacaksınız herhalde. Onunla ilgili de sizden bilgi almak isterim. Evet. Orada da düzenlenecek olan bir yarışma var. Aslında o yarışmaya başvurumuzu yaptık. Yarışmanın özelliği orada fuarda açıklanacak olması. Fuara katılan tüm firmalar arasında. Yani yaklaşık, tam emin değilim sayıdan ama tahminim 1000'den fazla firma katılıyordur. Tüm katılan firmaların bir ürünüyle katılabileceği bir yarışma. Ve orada da bir yarışma düzenleyecekler. O yarışmaya da katıldık. Büyük bir heyecanla orada onun sonucunu da bekliyor olacağız. İnşallah orada da birinci geliriz. Hı-hı. Hem ödül töreni olacak hem de yeni bir yarışma. Zaten evet, yapılan bir yarışma var. Orada Best in Show dedikleri bir şey. Yani fuarın en iyisi gibi bir tasarım yarışması var. Bu bizim katıldığımız, birinci olduğumuzda fuara katılmayan firmalar da katılabiliyordu. Oradaki yarışma sadece fuara katılan firmalar arasından seçilecek. Yani tüm fuara katılan firmalara açıkçası bir seçenek sunuluyor. En iyi kimse kazansın gibisinden. Biz de şansımızı denedik. Çok açıkçası iddialıyız. Birinci gelmeyi istiyoruz. Birinci geleceğimizi düşünüyoruz. İnşallah geliriz. Orada gittiğimizde hep beraber göreceğiz. Biz de başarılar diliyoruz size. Çok teşekkür ederiz. Çok sağ olun. Siz de çok sağ olun. Teşekkür ederiz.